Hapishanenin önünde ziyaret sırasını bekleyenlerin homurtuları gittikçe artıyordu. Daha ne kadar bekleyeceğiz diye elindeki çıkınla kapıcıya sokulanlar, yarısı kapalı duran büyük kapının dışındaki halkayı daraltıyorlardı. Bunların arasında taşralı bir kadın kapıcıya güçlükle yaklaşarak, ''Beni bırak, müdür beye çıkıp izin isteyeceğim. Hapis kocamı yakından göreceğim. Kızım öldü, onu diyeceğim.'' diye sızlandı. Üstü başı eski, yüzü matemli genç kadını hapishane müdürünün yanına götürdüler. Hapishane müdürü müsaade etti. Adam öldürmekten hapisli Sefer'i gelsin karısı bekliyor diye çağırdılar. Sefer 10 seneye mahkumdu. Emine ile 15 sene evvel Şebinkarahisar'da evlenmişlerdi. 2 gün evvel ölen Şahbaz kızlarıydı. 10 yaşındaki oğlu Hasan da Sefer'in hapise atıldığının haftasında dünyaya gelmişti. Sefer'in hapisten çıkmasına 3 ay kalmıştı. Kızının öldüğünü şimdi ona nasıl diyecekti? Her vakit Sefer ona demez miydi ki, Emine, ben bir hapisten kurtulayım, bak senin yüzünü nasıl güldüreceğim. Unutacaksın bu kötü günleri. Şimdi unutulacak kaldı mı ki? Sefer çıksa da ne olacak? Şahbazları gittikten sonra. Buracıkta Sefer'i beklerken kendini çürümüş hissediyordu. 14 sene evvel böyle miydi? Sonra Sefer'le evlendiği günleri düşündü. Babası Şebinkarahisar'ın ağalarından zalim ama zengin bir herifti. Arazisi çoktu. Sefer babasının çiftliğinde çalışıyordu. Yavuz delikanlıydı. Çiftliğin adamlarından hiçbirisine benzemezdi. Demir gibi emirleri verir, aslan gibi çalışırdı. Bakışlarına rastlayan kızların vurulmaması imkansızdı. O da Emine'ye tutulmuştu ya. Hani bir gün ot arabasını evin kapısında durdurduğu zaman kapının önünde Emine'yi görünce ikisi de ne hallere girmişti. ''Kız ne oldu sana?'' Öbürü de ''Sefer sen ne oldun?'' diyeceklerdi de bir türlü diyemediler. Sade Emine kaçtı, ağladı. Sefer o akşam harmanın damında yanık türküler söyledi, gözlerini kuruladı, ağladı, göstermedi kimseye. Bu yanık seslerden çoğunu Emine hala duyuyor gibiydi. İstanbul, İstanbul, ezel İstanbul, çarşı pazarı güzel İstanbul. Sonra nasıl evlendiler? Babası ne kıyametler kopardı ama sonunda para etmedi. Sevdaya ne karşı gelir ki? Zaten anası öldükten sonra üvey ana getirdiği için Emine babasından soğumuştu. Ağladı, sızladı, Sefer'le evlendi. Evlendikten sonra 5 sene beraber yaşadılar. İlk sene Şahbaz dünyaya geldi. 5. yıl Hasan'ı doğurmadan bir hafta önce çiftlikte bir hırsızlık oldu. Babasının altın kemeriyle altın kakmalı kırbacını Sefer'in çaldığını söylediler. Adam ne kadar ben çalmadım dediyse de kâr etmedi. Kaynatası onu tokatla, değnekle çiftlik adamlarının yanında dövmüştü. Keremet ağa bir soluk beni dinle dedikçe ağa tokatlarını attırıyordu. İzzeti nefsi alem içinde kepaze olduğu halde ağamdır diye Sefer ses çıkarmamıştı. El kaldırmadı. Ama babasına hele anasına sövüldüğünü duyunca sararmıştı. Babası umumi harpte şehit olmuş, anası kendisini doğururken ölmüştü. O gece uyumadı, uyuyamadı. Sabaha kadar kendini tıktıkları ahırın damında baykuş ötmüştü. Sefer sonradan bunları Emine'ye anlatırken hırsından sapsarı olurdu. Sabahleyin Sefer, ''Ulan eşşoğlu eşek, kahpenin evladı, sana kızımı verdim ha, senin gibi kerhanacıya'' diye ahırdan içeri giren kudurmuş ağanın üzerine yeninden çıkardığı bıçağıyla bir atılmıştı ki, ağaya kaç yerinden bıçak vurduğunu bile hatırlamıyordu. Çalınan mallar sonra başkasının evinde bulundu. Hırsız yakalandı lakin Sefer katil oldu. Sivas'ta mahkemeye verdiler. 10 sene hapse mahkum ettiler. 2 sene sonra İstanbul hapishanesine naklettiler. Emine onun arkasından İstanbul'a geldi. Şahbazını bacısının yanına bıraktı. Boynundaki beşi birliklere güvenerek İstanbul'a koştu, geldi. Hasan o zaman 2 yaşındaydı. Karahisar'dan ayrılırken 6 yaşındaki Şahbaz'ın bindiği kamyonun arkasından ''Anam, anam, anam'' diye dere başına kadar kovaladığı uzun zaman gözünün önünden gitmedi. İstanbul'da Sefer'i buldu. Hapishaneye her hafta geliyordu. Bundan 2 sene önce bacısı baktı ki olacak değil, Şahbaz'ı bir hemşeriye katıp anasının yanına yolladı. Hem de kız büyüyor, orada verirsin, belki bir beyin oğluna verirsin diye haber yolladı. Burada ot dermekten başka ne iş göreceği var? Asıl felaketler işte bundan sonra başlamıştı. Emine'yi bir ateş sardı. Sanki gözlerinin önünde bir yangın vardı ve onun alevleri arasında Sefer'i görüyordu. Sefer hem yanıyor hem de sağa sola yalanan alevlerin arasından çabalayıp arada bir kurtuldukça "Emine, ben değil, asıl sen yandın, sen yandın" diye sesleniyordu. Sonra ayak seslerine gözlerini açtı. Gardiyan Sefer'i önüne katmış getiriyordu. Sefer, "Hoş geldin Emine" diye soluk bir sesle yanına oturdu. Yüzü felaketi haber almış gibi her zamankinden daha çökük, hali dermansızdı. Siyah gözleri büsbütün büyümüş, sönüp çukurlaşmıştı. Herhalde kızını soracaktı. Öyle oldu. "Kızım nasıl oldu?" diye sanki ağlar gibi, yalvarır gibi sordu. Sefer kızının hasta olduğunu biliyordu. Emine evvelki kararına rağmen hakikati söyleyemedi. "Biraz iyi" deyiverdi. Böyle dediğine de memnundu. Kızının öldüğünü söylemek bu adamı öldürmek gibi bir şeydi. Yarım saat oturdular. Sefer cigarayı arka arkaya yakıyordu. "Emine" dedi, "İşte buradan çıkmama 2,5 ay kaldı. Bu 2,5 ayı bununla geçireceğim. Sabrım burada tükendi kaldı." Bunu söylerken elindeki sigarayı gösteriyordu. Emine hapishanenin Sefer için dışarıdan rahat olacağını düşünüyordu. Anadolu çocuğunun İstanbul'da hapishaneden daha çok rahat bulacağı neresi vardı ki? Bir an geçmiş zamanı düşündü. Anasının, babasının akıbetlerini hatırladı. Sonra kocası, kızı da böyle oldular. Oğlu da kim bilir hangi beye uşak olacak. Kendine gelince onun için yaşamak neye yarardı artık? Kocasının sabırsızlığına şaşıyordu. Hem de ona acıyordu. Bir an içini şu arzu gıdıkladı. Sefer kızının öldüğünden habersiz hapiste yatsa da buraya rahatça gelip onu görse. Hapishanenin merdivenlerini inerken akşamın yarı karanlığına bürünmüş, toprak kokulu bu kuytu ve mazlum hayat köşesini adeta sevdiğini, özlediğini hissetti. Onun bu haline azapla takip eden Sefer, kupkuru gözlerle arkasına dönüp bakmadan ayrılan karısına, dış kapıdan çıkıncaya kadar şaşkın gözlerle daldı. Başörtüsünün altında bir tutam saçı şakağına yapışmış, dudakları sapsarı, çenesi büsbütün incelmiş, zayıf vücudu sanki sönmüştü. Şimdi ona acıyordu. Kadın kapının yanından süzülüp akşamın yarı karanlığına karıştığı zaman, Sefer gözlerinin yaşardığını hissetti ve gardiyanın önünde içeriye doğruldu. Kadın nereye gittiğini bilmeden bomboş kafayla biraz yürüdükten sonra Ayasofya'nın önündeki türbenin taş basamaklarına çöküverdi. Artık taşıyamayacağı bir yükün altında eziliyor gibiydi. Kızının başına gelenleri ve akıbetini Sefer'e söyleyemediğinden çekilmez bir yükün altında kendini bitkin buluyordu. Oturduğu yerde gözlerinden yaş boşandı. Ne kadar ağladığı bilmiyordu. Gözlerini birkaç kere eski mantosunun yenine sildikten sonra başının içerisinde kör düğüm olan son günlerin hadiselerini, onların yanı sıra İstanbul'a geldiğinden beri başından geçenleri bunaltıcı, ümitsiz bir aydınlık içinde birer birer düşünmeye koyuldu. Memleketten geldiği gün Şebinkarahisarlıların kahvesini aramıştı. Otelle beraber altındaki kahveyi işleten Tabanların Mustafa vaktiyle memlekette Giresun yolunda katırcılık ederdi. Babasının çok parasını yemişti. Emine'yi birkaç gün otelin bir köşesinde barındırdı. Bir akşam da kahve ocağının yanı başındaki peykenin üstünde yatırmıştı. Sonra Çerkezoğlu'nun peşine kattı, bir doktorun evine gönderdi. Çerkezoğlu'nun babası vaktiyle memlekette halkın başına belaydı. Dilediğinden bac alır, iş bulamazsa dağa çıkar, Giresun'a giden kervanların yolunu keserdi. Oğlu durmuş şimdi İstanbul'da doktorlara simsarlık ediyordu. Bu otellere inen taşralı hastaları avlayarak kendi doktoruna götürüyordu. Bunlar hastayı soyduktan, alacak bir şeysi kalmadıktan sonra kendi haline terk edip sıvışıyorlardı. Şimdi beraber çalıştığı doktorun bir hizmetçi aradığını biliyordu. Emine'yi onun yanına yerleştirdi. Emine önceleri doktorun yanında küçük Hasan'la beraber barınacak yer bulduğundan memnundu. Temiz evler gördü, parlak kaldırımlar çiğnedi. Lakin az zamanda bunlar gözlerinden silindi. Merhametsiz insanlar ve zalim bir kalabalık onun yüreğini çiğnemeye başlamıştı. Giren çıkan kötü söyler, gelene gidene yalan söylenir, yüzsüzlük hep burada sermaye gibiydi. Emine üzüntüden ölüyordu. Ama ne yapsın, dişini sıkmak lazımdı. Sefer'in yanı başında olmak isteği onu her şeye katlandıracaktı. 10 sene bu doktorun yanında çalıştı. İri kemikli, kumral bıyıklı doktor pek sert bir adamdı. Genç bir adam sayılırdı ama talebesi otomobilin kapısında onu beklerdi. Delikanlıların hangisi kapıyı açacağını bilemezdi. Ayağına öyle koşarlardı. Emine 10 sene yanında çalıştığı bu adamdan 10 para alamamıştı. Her vakit ona "Senin paranı biriktiriyorum, kızına çeyiz hazırlarsın" der dururdu. Arada bir Emine'ye entarilik veya sefere götürülecek bir şey aldığı zaman da "Hesabına yazıyorum" demeyi unutmazdı. Hasan biraz büyüdükten sonra mektep masrafı lazım oldu. Onun için Hasan'ın boynuna bir askı geçirip akşamları mektepten çıkınca hayat sattırmaya mecbur olmuştu. Kışın şehir içinde, yazın istasyonlarda, gazinolarda dolaşarak Hasan hayat satıyordu. Kazandığı parayı biriktirip kitap alıyor, bazen de babasına harçlık götürüyordu. 2 sene evvel kızı memleketten geldikten sonra o da doktorun evinde hizmet görmeye başladı. Doktor Şahbaz'ı muayenehanede alakoydu. Emine'yi eve gönderdi. Daha 12 yaşlarında Şahbaz gelişmiş, gösterişli bir kız oluvermişti. Muayenehanede temizlik yapmaya anası geliyor, başka zamanlarda kız yalnız kalıyordu. Bir seneden beri bayağı dolgunlaşmıştı. Memlekette olsa onu çoktan evlendirirlerdi. Emine evlendiği günden beri dertten, çileden kurtulmamıştı. Bari kızının güldüğünü görseydi. Yatar kalkar bunu düşünürdü. Kızını iyi bir kocaya verebilmek emeliyle daha birkaç yılın geçmesini bekliyordu. Sonra bütün umutları nasıl yıkılıp da onun altında ezildi. İşte o akşam gözlerinin önüne geliyor. Daha bir ay bile olmadı. Şahbaz'ı sağdı o zaman. Bir akşam temizlik için muayenehaneye gittiği zaman kızcağızı bekleme odasındaki kanepenin bir ucuna ilişmiş, dalgın ve acayip bir halde bulmuştu. Anasının içeri girdiğinin farkında olmamıştı. Elinde mendili vardı. Gözleri kızarmıştı. Besbelli ağlamıştı. "Niye ağladın Şahbaz?" "Hiçbir şey yok." "Sana kötü söyleyen mi oldu?" "Vallahi değil anne." O gece sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Sabaha karşı biraz daldı. Rüyasında Şahbaz'ın beyazlar giymiş, "Anne, ben başka eve gidiyorum, hakkını helal et, babam da helal etsin" dediğini görmüştü. Bunda bir felaket seziyordu. Lakin içi içini yediği halde bütün gün kızcağızı yalnız görmek kabil olmadı. Akşam yine muayenehaneye temizliğe gidince kızı zorladı. Şahbaz önce demek istemedi. Sonra birden boşandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşları hemen her şeyi anlattıktan sonra başından geçen felaketi söyledi. "Çocuğu doktor aldatmış. Seni alacağım, babanı da kurtaracağım" demiş. Şimdi Şahbaz'ın karnında 3 aylık çocuğu varmış. Emine'nin eli ayağı birden çekildi. Oturduğu yerden uçsuz bucaksız bir kuyu açılmış, onu yerlerin dibine çekiyor gibiydi. Kız tecrübesizliğini, saflığını ortaya döküp sanki kendisine etraftan bir yardım ister gibi donmuş sesiyle fısıldadı. "Şimdi seni istemem" diyor. Tekrar ağlamaya başladı. "Elbette" diyecek kız. "Senin gözün kör olsun. Elin Arnavuduna gönül verilir mi? Yandık biz, yandık" diye Emine dövmeye başlamıştı. Koruyacak kimseleri yoktu. Bu memlekette sahipsizdiler. Doktor büyük adamdı. Arkasında kuvvet vardı. Bütün memleket onun arkasındaydı. Bu anaların yetiştirdiği çocuklar hep bu beylere satılıyordu. Para onda, devlet onda, kuvvet onda olduğunu düşünen Şebinkarahisar'ın zavallı kadını nihayet boynunu büktü. Şahbaz'ın karnından çocuğun alınmasına razı oldu. Ameliyattan evvel ona bir de kağıt imzalattılar. Neler yazıldığını anlamıyordu. Kızı ameliyat masasına yattıktan sonra kağıttaki ne olursa olsun, "Ah ne dedi" de kimseciklere sormadı. Utancından hiçbir hemşireye bu sözü açamamıştı. Yalnız ameliyat günü hastanede onun peşini bırakmayan o kalın kaşlı talebe kaç kere yanına yaklaşıp, "Sen bu ameliyatı yaptırma diyorum, kağıdını geri al, kızını bunlara bırakma" diye yalvarmamış mıydı? Onda mutlaka hemşerilik kanı vardı. Ya Sivaslı ya Erzincanlıydı o delikanlı. Ne demiş de onu dinlememişti. Ameliyat odasından telaşlı gidip gelmeler, bir şeyler götürüp getirenler. Sonra doktor çıkıp da "Git, iş tamam oldu, kızını yarın görmeye gelirsin" deyip kapıcılara da bir takım emirler verdikten sonra otomobiline atlamıştı. Sapsarı yüzünde bir bulanıklık vardı. Kadın kaç kere ameliyat odasına yaklaştıysa kapıcılar çevirdi. Akşam kararıncaya kadar orada bekledi. Gece hastanenin kapıları da kapanınca son bir ümitle kızından haber almak için eve döndü. Bütün gece gözünü yummadı. Sabahleyin doktorun odasından çıkmasını bekledi. O sabahlıkla çıkarken "Kızım ne oldu bana deyiver" diye yarı sitem, yarı yalvarışla önüne dikildi. Doktor işlerin gidişini kestirmişti. Ok gibi atılan bir canavar şiddetiyle bir çırpıda işi bitirmek istiyordu. "Git hastanede ara, bana ne sorarsın orospu kızını" diye sert bir çıkışmayla Emine'yi karşıladı. Emine 10 senedir çoluğuyla, çocuğuyla beraber 10 para görmeden hizmet ettiği bu kapıdan bunu duyacağını hiç ummamıştı. "Allah belanı vere, sürünesin Allah'tan" diye dizlerinin üstüne çöktü. Karşısındaki canavarın sapsarı, sırtlan yüzüne atılmak istiyordu. Herif "Atın dışarı bu taşralı karıyı, atın bu edepsizi" diye gürültüye yetişen kapıcıya seslendi. Ahçı kapıcı bir de bunların yanında sabah erkenden avladığı taşralı hastalara randevu almaya gelen Emine'nin memleketlisi Çerkezoğlu, kadını tutup dışarı attılar. Kapının önünde bir bohça gibi yığılıp orada cansız kalan Emine'yi doktorun şoförü ayak ucuyla iteleyerek uyandırmıştı. "Şşt! Oturma orada. Doktor çıkacak. Bu ne hal?" Sonra hocalarını almaya gelen kız erkek talebeler seslendiler. "Çek arabayı oradan, hoca görmesin." Kadın kendine gelmeye çalıştı, doğruldu. Hastaneye koştu. Hastanede kimseden bir cevap alamıyordu. Yalnız o kalın kaşlı delikanlı koridorda Emine'yi görünce başka yana sapıvermişti. Bu oğlan bir şey biliyordu. Temiz yüzünde bir an sanki bir matem dalgası gözükmüştü. Bir saat belki daha fazla etrafı dolaştı. Nihayet dediler ki "Kızını gasilhanede ara." Şahbaz'ı dünden ölmüştü. Emine orada hastanenin taşlarına yığılıp kaldığını, ondan sonra da yine hemşerilerin kahvesinde gözlerini açtığını hatırlıyordu. Emine sanki bir rüyadan uyanmıştı. Oturduğu taş basamakların serinliğini hissetti. Önündeki ağaçlar kararmıştı. Sultanahmet minaresinde akşam ezanı okunuyordu. Ölümün her şeyden daha sevimli, daha cana yakın göründüğü şu anda onu biraz daha yaşamaya mecbur edecek bu sesten başka kuvvet olamazdı. Bu gelen Allah'tan emirdi. Sanki gökyüzü ona doğru uzanmıştı ve damarlarına bu karşı gelinmez emri aşılıyordu. Taşlara tutunarak ayağa kalktı ve kirli çehresi kararan şehrin caddelerine daldı. Kulaklarında bir uğultu vardı. Kalbi ayaklarına kadar iniyor, sonra boğazına tıkanıyordu. İçini yakan derdi Sefer'e söyleyememişti. Bir cinayet işlemiş de kaçıyor gibi korku içindeydi. Sanki yollardan küme küme insanlar kendi üstüne geliyorlardı. Biraz sonra bu kalabalıklar bir köpek sürüsünün hücumuna uğramış gibi etrafa dağılıveriyor, ötede beride açılan çukurlara giriyorlardı. Sonra da cehennem azabına uğratılacaklar, elbiselerinden soyulup itiliyorlardı. Emine onlardan kurtulmuş olmanın ferahlığıyla biraz sakinleşince yüzlerce tokmağım tok, tok, tok diye her başa birer kere indirildiğini duyarak korkudan sersemleşiyordu. İstanbul bir cehennemdi ve herkes burada bir zebani. Burası Anadolu'nun kabriydi. Belasını bulacak kulları kader buraya sürüyordu. Bir an minarede okunan ezanın açtığı nurdan yolu içinde tekrar bulmak istedi. Bulamadı. İçinin kararmış olduğunu görüyordu. Sonra eline bir kapı mandalı ilişti. Sokak içindeki kırık tahta kapıyı iterek hemşerilerin kahveye arka tarafından girdi. Ocakta kahve cezvesini köpürten çırağa Hasan'ı sordu. Çırak, "Geldi yattı" diye onun yüzüne bakmadan başını yarım sola çevirerek merdiven altını gösterdi. Emine elinde tek kalan oğlunun açılan üstünü örttü, ayak ucuna öylece yığıldı. Aradan birkaç gün geçti. Kızının zehirlendiği günün daha ertesi sabahı onu aşçı ve apartman kapıcısıyla doktorun evinden sokağa sürükleyip atan Çerkezoğlu kahvenin kapısında gözüktü. Kadın bu eşkıya çocuğunun yüzüne bakmak istemiyordu. O bunu anlamamış gibi dükkanın orta yerinde dikilip duran Tabanların Mustafa'ya Emine'nin yolsuz davrandığını anlatmak istedi. "Koca bir doktor, yüzlerce talebe önünde el pençe divan duruyor. Öyle konuşulur mu hiç? Vallahi adamı mahvederler, ne diyorsun? Arnavudu falan var mı bunun? Biz neyiz? Ayağı çarıklı ayucuklar." Tabanların Mustafa dayanamadı. "Ulan sana ne oluyor?" dedi. "Koca Çerkez, Sefer'in hatırı var. Beğendin mi yaptığın işi?" Sefer'in hapisten çıkmasına az kalmıştı. Bu iş Çerkezoğlu'nu düşündürdü. Bir iki yutkundu, sonra çil bozuğu yüzünü buruşturup çipil yeşil gözlerini Emine'den doğru çevirdi. "Sen merak etme. Ben Emine'yi sıkıntıda koymam. Sefer'in hatırı var. Emine'ye şart olsun başka iş bulurum. Şimdi Allah'a ısmarladık" diye pabucunun üstünde yarım devir yaptıktan sonra kapıya yollandı. Bu teklif Tabanların Mustafa'nın da hoşuna gitmişti. Çünkü artık Emine'den usanmıştı. Ne otelde ve kahvede onu yatırabiliyordu. Ekseri akşamlar esrarkeşleri bu merdiven altında yatırıyordu. Yakında hapishaneden çıkacak olan Sefer'den çekinmese Emine'yi çoktan kapıya koyacaktı. Çerkezoğlu çok zaman böyle işine yarıyordu. Ertesi akşam Çerkezoğlu müjde getirir gibi kahveden içeri daldı. "Hadi Emine, sana iyi bir yer buldum, düş önüme." Sonra Tabanların Mustafa'yı "Gör beni ne adamım" der gibi yukarıdan aşağı süzdü. Emine'yi hususi simsarlığını yaptığı bir tiyatro aktörünün evine götürdü. Emine bu evde bir ay kaldıktan sonra yeni hadiseler ortaya çıktı. Yeni efendisi suratsız bir Giritliydi. Girene çıkana söyleniyor, sarımsağı soğanı hesap ediyordu. Emine'nin eski efendisinden bahsederken "Domuz oğlu domuz, ne yaptın be sen bu herife aldandın" der dururdu. Tiyatrocu olduğundan dil dökmesini biliyordu. Emine'yi canavar doktora karşı tahrik edip durmuştu. Bir akşam yine Emine'yi çağırdı. "Kızının intikamını almayı hiç düşünmez misin be?" diye gözlerini küçülte küçülte sordu. "Nasıl İdem beyefendi, ben nasıl uğraşam o canavarla?" "Bırak bana öyleyse, ben hakkından gelirim onun." "Allah razı olsun beyefendiciğim." Ertesi gün tiyatrocu Emine'yi tekrar çağırdı. Doktora karşı dava açtığını, bu iş için çok para lazım olduğunu söyledi. Emine'nin ümitsiz düşündüğünü görünce kadının boynundaki beşi bir aradaları göstererek "Ne güne saklıyorsun bunları?" dedi. Emine onları "Sefer hapisten çıkınca sermaye yapar, bir dükkan açarız, geçiniriz, hizmetçilikten de kurtulurum" düşüncesiyle saklıyordu. Lakin kızının kanı yerde kalmamalıydı. O an bir karar veremedi. Birkaç gecedir sabaha kadar bunu koyup kaldırıyordu. Zaten Çerkezoğlu da akşam sabah gelerek bu altınların kızının kanından esirgenişini çirkin bulduğunu, bunları efendiye teslim etmesini, hem davayı kazandıktan sonra bunun birkaç misli parayı alacağını söylemiyor muydu? Nihayet bir gün boynundaki altın dizisini kopararak efendisinin önüne atıverdi. "Al bunları, Şahbazımın kanının hesabını o alçaktan iste." Aktörün sevinçten ağzı kulaklarına varacaktı. "Aferin, aferin, akıllı davrandın. diye içini taşıran bir sevinçle mırıldanarak önündeki altın dizisini toparladı. Avukatlara, hakimlere, şahitlere para vererek doktoru hapis ettireceğini, belki de idamına karar alacağını tahmin ediyordu. Ayrıca binlerce lira kan hakkı alacağı muhakkaktı. Emine bu sözlerin kimiyle az, kimiyle çok günler avunduğu bekledi. Bir ay kadar böyle vakit geçirdikten sonra ümidi kesilmeye başladı. Acaba efendisi yalan mı demişti? Çerkezoğlu da artık görünmüyordu. Sefer bugünlerde hapisten çıkacaktı. Ona ne diyecek, hangisini anlatacaktı? Bunu düşündükçe yeryüzünden uzak bir yere kaçıp sığınmak isteği onu bir ümitsizlikle sarıyordu. Son zamanlarda başının içinde peyda olan uğultulu boşluktan bundan başka bir dua çıkamıyordu. Ne Şahbaz ne Sefer, hatta ne de Hasan için sanki düşünecek, hiç olmazsa Allah'tan dileyecek hiçbir şey kalmamıştı. Ayaklarının altında yer silinmiş, gök sanki üstüne kapanmıştı. En çok Sefer'i görmekten korkuyordu. Belki bütün felaketlerin intikamını Sefer ondan alacaktı. Hem de öyle alacaktı. Sefer'in 10 senedir dam altında yanan gözleriyle karşılaşınca hemen ölmeliydi. Başka çaresi yoktu. Ne olursa olsun, akşam efendisi tiyatroya giderken işinin ne olduğunu soracaktı. Bu kadar parayı verdikten sonra davasını neden kazanmasın? Acaba efendisi parayı yer miydi? O akşam yemekten sonra aktör tiyatroya gitmek için telaşla çıkarken kapıda onu karşıladı. "Ne yaptın bey işimi?" Aktör işinden alıkonulmak istemeyen kızgın bir edayla yüzünü ekşitti. "İşini sormanın sırası mı şimdi?" Emine'ye şüphe geldi. Efendide lafı açmaktan sıkılan bir tavır vardı. Bu adam gece sabaha kadar tiyatroda yalan söylemeye alışmıştı. Böylesinden korkulurdu. Böylesinin Müslümanlığı sade adında olur. Kızına çeyiz, sonra da kocasına sermaye olsun diye bunca yıl sakladığı 5'i 1'likleri acaba inkar eder miydi? Emine'nin yüreği son zamanlarda alıştığı matem ağırlığıyla çarpmaya başladı. Bir titreme geldi. "Beyefendi, altınlarım ne oldu? Sormayayım mı?" "Ne altınları? Hangi altınlar? Çıldırdın mı sen?" Emine birden sendeledi. Eli ayağı gevşedi. Hiddetle çile birbirine sımsıkı sarılmış, Emine'yi boğuyor gibiydiler. Öylece Giritli'nin üzerine atıldı. "Senin kafan kopsun, urum gavuru!" Herif bir feryat kopardı. Karısı yataktan kalkıp koştu, aşağıdan apartman kapıcısı yetişti, şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Aktör hem merdivenlere doğru koşuyor hem de bağırıyordu. "Atın bu alçak karıyı, bu edepsiz taşralıyı, beni tehdit ediyor, parayı istiyor, atın bu taşralıyı." Kapıcı davranmak isterken karısı farkında oldu. Aktör bir işaret edip savuşmuştu. Kadın Emine'yi yalvararak içeri aldı. Teskine çalıştı. Lakin Emine yanıyordu. Beyninin içine bir bıçak yemişti ve onu en fazla yakan acı, İstanbul'da bu efendilerin hepsinden işittiği alçak taşralı sözüydü. Taşralı olmak bir kötülük müydü? Şerefli insan olmak için nereli olmak lazımdı? Bu İstanbul'daki insanların çoğundan da kötülük geliyordu. Çektiği acının arasında, "Öyle ya, hep hizmetçiyiz buralarda" diye içini çekti. Sonra kaderimiz kötü yazılmış diye mırıldanarak hanımının yüzüne baktı. Hanım 40 dereden su getirerek onu bırakmak istemedi. Af diledi, kocasının bu akşamki rolünü hazırladığı esnada şaşkın olduğunu söyledi. Velhasıl Emine'yi evde zorla alıkoydu. Lakin o akşam Hasan gelmedi. Acaba hemşerilerin kahvesinde mi kalmıştı? Bazı akşamlar Hasan kahveyi temizliyor, geç kalırsa merdivenin altında yatıyordu. İhtimal yine öyle olmuştu. Sabahleyin aktör adeti olmadığı halde evden erken çıkmıştı ve Emine'ye hiçbir şey söylememişti. Bu halden tekrar şüpheye düşen Emine artık bu evde kalmanın manasızlığını anladı. Hanımının ısrarlarına uymayarak eşyasını aldı ve hemşerilerin kahvesine yollandı. Hasan'ı orada da bulamadı. Hasan akşam kahvede yatmış, sabahleyin Çerkezoğlu onu götürmüştü. Akşama kadar bekledi, ne Hasan geldi ne de Çerkezoğlu göründü. Akşam ezandan sonra kahvenin kapısında bir polis gözüktü. Kahveciden Hasan hakkında tahkikat yapmaya gelmişti. Dün gece Hasan'ın burada kalıp kalmadığını, buradan çıkınca nereye gittiğini soruşturdu ve yazdı. Emine bu karışık bilmeceyi çözebilmek için her şeyden evvel Hasan'ı bulmalıydı. "Nerede oğlum? Hasan nerede polis efendi?" dedi. Polis sakin bir tavırla kadına cevap verdi. "Hasan şimdi merkezde ifadesini aldık, sabahleyin müdüriyete sevk edeceğiz. Görmek istersen benimle gel." "Ne merkeze efendi? Oğlum ne yapmış ki merkeze götürdüler?" "Sen onun annesi misin hanım? Oğlun senin çalıştığın artistin evinden hanımının mücevherlerini çalmış. Dün gece de eve gitmemiş. Bu sabah erken vakit bir küpeyi çarşı içinde kuyumcuya satmaya götürmüş. Kuyumcu çocuğu tanıdı, sonra çocuğunu tren istasyonunda yakaladık. Küpe üstünde çıktı. Bugün artistin evinden öğrendiğimize göre sen de bu sabah kimseden habersiz evi terk etmişsin. Bu sebepten senin de üzerinde şüphe var. Lakin şimdilik senin tevkifine lüzum görmedik. Hasan mevkuf olacak." Emine polisin arkasına düşerek karakola koştu. Kendisinden de şüphe edildiği için Emine'yi Hasan'la konuşturmadılar. O zaman tiyatrocunun dün gece neden kendisini bırakmadığı, Hasan'ın evde niçin alıkonulduğu, Çerkezoğlu'nun ne maksatla bu sabah erkenden Hasan'ı kahveden alıp götürdüğü düşünceleri, bir dam altı ateşin altında kalmış gibi bunalan Emine'nin zihninde birer cevap bulmaya çabalayarak kımıldanmaya başladılar. Yine müthiş bir tuzağa düşürülmüştü. İstanbul'u şimdi gören gözle görüyordu. "Ah, bizim ne işimiz vardı bu gahbe memlekette?" diye idamından önceki son hayat anında inleyen mahkum gibi inildedi. Yalvarıp yakarıp Hasan'ı karşıdan görebildi. Yarı karanlık bir odaya tıkmışlar, yere çömelmiş oturuyordu. Ayaklarını yere basamadığına bakılırsa tabanına çok vurmuşlardı. Yüzü sapsarıydı. Hiç mektep görmeyen başındaki bütün satıcı çocukların taşıdığı talebe kasketi, onun bu halktan hakkını istermiş gibi büzülmüş duruyordu. Ela gözleri sanki yaşamakla başkalarının hakkını çalmış gibi korkak görünüyordu. Annesinin yüzüne bir kere bakabildi. Gözlerini önüne eğdi. Oğluna hiçbir şey diyemedi. Sade polisle buraya gelirken yolda seyyar köfteciden aldığı köfteyle ekmeği gönderdi. Titreyen dudaklarını oğluna göstermek istemiyordu. Bentlerini yıkarcasına kanayan bir ölüm yağmuruna sanki içinden tutulmuşçasına gece vakti titreye titreye geldi, kahvenin arkasındaki merdivenin altına yığıldı. Nihayet her şeyi anladı. Akşamki kavgadan sonra tiyatrocu ona bu tuzağı kurmuştu. Çerkezoğlu'na karısının elmas küpelerini vermiş, o da Hasan'ı kahveden alıp kapalı çarşıda kuyumcular kapısına kadar götürdükten sonra küpeleri çocuğun eline vermiş, "Sen bunları birkaç kuyumcuya göster, ne fiyat verdiklerini sor, bana haber ver. Ben sorarsam aşağı fiyat verirler. Burada seni bekliyorum" diye Hasan'ı kuyumculara saldıktan sonra kendi savuşup gitmişti. Aynı zamanda Giritli aktör, o gece evinin soyulup karısının mücevherlerinin çalınmış olduğunu karakola bildirmiş, hizmetçinin çocuğundan şüphelendiğini, esasen o gece çocuğun eve gelmediğini, anasının da sabahleyin evden kaçtığını söylemişti. Hasan'ı o gün akşama doğru Kazlı Çeşme istasyonunda hayat satarken yakaladılar. Küpeler üzerindeydi. Sabahleyin kendilerine fiyat sorduğu kuyumcular da Hasan'ı tanıdılar. Çocuk hadisenin aslını anlatarak küpeleri akşam kahvede Çerkezoğlu'na vereceğini söylemişse de buna inanan olmamıştı. Tiyatrocunun tertibi, Hasan'ın elinde kendini kurtaracak hiçbir vesika bırakmamıştı. Aktör o gün asıl oyununu taşralıya oynamıştı. Yatsı vakti herkes çekildikten sonra Çerkezoğlu kahvenin kapısını açtı. Halinde bir durgunluk vardı. Yeni bir tuzağın tehlikelerini hesaplıyor gibiydi. Çıban gibi donuk, yeşil gözlerini gülümser göstermeye çalışarak "Gözün aydın Emine, Sefer hapisten çıktı" dedi. Emine ürperdi. Onun bu halini okumaya çalışır gibi gözetleyen Çerkezoğlu ilave etti. "Müddetini doldurmuş, akşam sen gittikten sonra geldi. Bir saat oturdu, konuştuk burada. Seni merakla bekledi. Olup bitenleri hep söyledim. Sonra çıktı gitti. Gelirim dedi. Hala gelmedi." Emine'nin yüzleri birdenbire yanmaya başlamıştı. Sefer'e her şeyi anlattın mı? Şahbaz'ın öldüğünü de söyledin mi? Çerkezoğlu yüzünü buruşturdu. Nasıl olsa bir saat sonra öğrenecek. Bir saat önce öğrensin daha iyi. Doktorun ettiklerini de dedin mi ona? Çerkezoğlu birden kabardı, hamiyet taslağı bir tavır takınarak "Demez olur muyum hiç o köpeğin yaptıklarını?" diye sahte bir gürleyişle dostluğunu göstermek istedi. Emine bunca felaketlerin Çerkezoğlu'ndan geldiğini görmüyor değildi. Lakin Çerkezoğlu ona öyle bir musibetti ki kendisinden kurtulmanın, kaçmanın, korunmanın imkanı yoktu. Onu yok etmek de imkansızdı. Yılan olsa belki başı ezilirdi. Bu nasıl mahluktu? Onun Sefer'i böyle karşılayışından acaba ne çıkacaktı? Sefer'in her şeyi bilmesi Emine'nin hakkında yoksa hayırlı mıydı? Sefer Çerkezoğlu'yla nasıl hesaplaşacaktı? Doktora ne yapacak? Elbet tiyatrocuyla da karşılaşacak. Ya beşibirliklere ne diyecek? Hasan'ı nasıl kurtaracak? Ya bunca felaketlerin hesabını Emine'den soracak olursa o zaman Emine'ye ne yapacaktı? Düşüncesi bu noktaya gelince soğuk terle beraber zapt edilmez bir titreme ta içinden boşanıyordu. Herkesten ziyade Sefer'den korkuyordu. Onunla yüzleşirse sanki ölecekti. İçinde böyle bir his vardı. Gözlerinin önünden kadınlı erkekli birçok hayaller geçiyordu. Bu şehirdeki insanların hepsi ellerinde birer taş veya ateşle Sefer'in üzerine saldırıyordu. Sefer hepsinin ortasında dimdik mermerden bir bina gibi duruyor ve hepsinin hakkından geliyordu. Sonra sıra Emine'ye gelince Sefer ona "Çık bakalım Emine karşıma. Şimdi hesap sırası sana geldi. Ne yaptın kızımı, kime teslim ettin?" diye elindeki hançeri gösteriyordu. Bu İstanbul'dakilerin hepsinden sonra Emine de ölmeliydi. Yok, onlardan evvel ölmeliydi. Buradan böylece çekilip gitmekte isabet olacaktı. Bu aklına gelen selamet fikri onu adeta sevindirdi. Ama nasıl ölsün? Şu anda kendine karşı hıncı peyda olmuştu. Bu hisle kahvenin kapısındaki mandalı yakaladı, kendini sokağa attı. Verilecek borçları mı vardı? Nereye gidiyordu? İstanbul'un üstüne kömür tozu serpilmiş bu kirli, renksiz gece halinde ikra edilecek bir manzarası vardı. Yarı aydınlatılmış otel sokaklarında sanki etrafındaki çirkeflerden kaçar gibi hızlı hızlı yürümeye koyuldu. Bir kunduracının vitrini önünde durdu. Sefer bu ayakkabılardan hoşlanırdı. Sonra yürüdü, postanenin sokağından iki otel yolcusu bir kadını götürüyorlardı. Herhalde eğleneceklerdi. Yine Sefer'i hatırladı. Bir otelin kapısı önünde kasketli bir çocuk uyukluyordu. Yüreği hopladı. Yürüdü, yürüdü. Farkında olmadan karakolun civarına kadar gelmişti. Ne olursa olsun son sözlerini Hasan'a söylemeliydi. Ona vasiyetini de yapmalıydı. Lakin karakolun önünde komiseri dam gibi dikilmiş görünce geriledi. İçeriye kulak verdi. Acaba Hasan'ı dövüyorlar mıydı? Hayır, koca gövdeli komiser kapıda olduğuna göre Hasan'ı döven yoktu. Hasan herhalde uyuyordu. Hem Sefer oğlunu kurtarabilirdi. Oğlanı şimdi uyandırmamak daha iyi. Lakin bu sonuncu düşünce zihnine bir teselli gibi bulaştı. Hakikatte Hasan'dan da korkuyordu. Elbette karı olup kocasına, ana olup evladına yaramamıştı ki. Karakolun köşesini kıvrılıp fırının sokağına saptığı zaman önüne şarp diye bir kova su döktüler. Dükkanında gece temizliği yapan bir çırak çirkef suyunu dışarı fırlatmıştı. Sarhoşları kollayan taksiler ara sıra yüzüne ışık tutuyorlardı. Bir dilenci hala yerinden kalkmamıştı. Ona elindeki 10 kuruşu verdi. Daha çok yüreği çarpmaya başlıyordu. Sirkeci istasyonunda son tren ıslık çaldı. Biraz sonra kahvenin karanlık kapısını yere kerti iterek açtı. Kahve ocağının yanında çırak ufacık bir gaz lambasını yakılı bırakmıştı. Dipte Emine'nin kıvrılıp yattığı merdiven altı karanlıktı. Ancak pis, tahta merdivenlerin üst başındaki sofanın pısırık elektrik lambasından buraya pek sönük bir ışık sızıntısı iniyordu. Gözleri o merdiven üstünden sızan ışığa mıhlandı. Ondan da korkuyor muydu? Burada karanlıkta kalmak istemişti. yırtık şiltesinin yarı toplu durduğu merdiven altına yaklaşmayarak 3 adım berideki peykenin üstüne ilişti. Kenardaki tahtaya yaslandı. Lakin gözleri kirli merdivenin üstündeki ışığa takılı kalmıştı. Orada çıban gözlü Çerkezoğlu'nu görüyor gibiydi. Ondan da mı korkuyordu? Şimdi herkesten korkuyordu. Gözlerine giren aydınlıktan ve yüzüne çarpan havadan bile ürküyordu. Otelde ses yoktu. Ayağa kalktı. Bir adam gerisine doğru uzandı. Kahve ocağının yanında, altında cezvelerin asılı bulunduğu rafa elini uzattı. Oradan bir ip yumağını aldı. Önündeki merdivenden çıkmaya başladı. Yukarıdaki ışığa doğru yaklaştı. En üstteki basamaktan kenara fırlayan demir okun üzerinden ipi ilmekledi ve bir düğüm yaparak aşağı sarkıttı. Sonra 2-3 basamak aşağı indi. Ne oluyordu? Kulaklarına birdenbire boşanan sel gibi bir uğultu dolmuştu. Hasan mı ağlıyordu? Sefer mi bağırıyordu? Kahvenin ta dışındaki cama sokaktan yırtık bir yüz gelip yapışmıştı. Gözlerinin önünden acayip şeyler uçuyordu. Bir kasket, bir bıçak, demir parmaklıklar, bir ahır ve babasının kanlı göğsü. Sonra ateşten bir şeridi her tarafı saran Çerkezoğlu. Boğazına bir el sarılırken Sefer'le memlekette seviştiği geceler gözünün önünden geçtiler. Ona teslim olmaktan başka çare yoktu. Sefer'inin kollarına atılır gibi kendini bıraktı. Boğazından geçirdiği ilmeğe teslim oldu. Ayakları boşlukta sallandı. Otele gece geç gelen yolcular hadiseyi koşup karakola bildirdiler. Kadın kendini asmıştı. O akşam Sefer kızının katili doktor olduğunu Çerkezoğlu'ndan öğrenmekle epey zamandan beri zihnindeki şüphenin hakikat olduğunu anlamıştı. Bir hafta önce hapisten taburcu olan sayacı arkadaşına giderek bıçağını istedi ve elindeki adresle doktorun evini aramaya koyuldu. Yine damaltı arkadaşlarından yolda rastladığı bir şoför onu doktorun evine götürdü. Sefer ahdettiği gibi doktoru ta evinin içinde 5 yerinden bıçaklayarak yere serdi. Ertesi sabah onu savcılık dairesinin koridorunda karşılayan Çerkezoğlu'na elleri kelepçeli yürürken "Çerkezoğlu" dedi. "Çerkezoğlu, ocağımı söndüren sensin. Kaynatamı bana kışkırtıp ilk kanı akıtmaya sebep olan yine sendin. 15 sene sonra da senin hesabını göreceğim." Çerkezoğlu dönüp kaçar gibi geri giderken ona seslendi. "Sefer, haberin var mı? Emine dün akşam kendini astı. Hasan da karakolda mevkuf yatıyor. Babam benim babamı memlekete sokmazdı ha." Sefer sendeledi. Zincirli elleri ileri uzanmış, bir iki kere geriye döndü baktı. Lakin gözlerinin önünde bir dumandan başka bir şey göremedi. İstanbul kül olmuştu.